Tamam. Evet, şu anda sayım seansı yapılıyor. Hızlı hızlı hayvanlarımız geçiyorlar. Sayılıyorlar. Saymak, koyunu saymak uyku getiren bir şey. Ama burada önemli bir iş problemi aynı zamanda. Yani kaç tane hayvanımız var? Kaçı pazara ne zaman gidecek? Kilo artışları nedir? Bizim stoğumuzda kaç kilo kuzu etimiz var? Karnımızı doyuracak mı bu kuzu eti bizim? Bunlar önemli iş problemleri arkadaşlar. Dolayısıyla burada o iş problemi çözüldü. Adana Kuzu Fabrikası'ndayız. Şöyle yürüyelim isterseniz hocam. Neler hissediyorsunuz? Evet, anlatın bize. Adana Kuzu Fabrikası'ndayız. Tabii Adana ülkemizin en sıcak illerinden biri. Tabii burada pamuk yetişiyor. Tabii burada buğday yetişiyor. Burada fıstık yetişiyor. Fıstık gibi anorom yetişmez mi? Kuzuları fıstık gibi olmaz mı? Pamuk olur. Gibi. Pamuk gibi yünü olan hakikaten fıstık gibi öyle. Kuzularımız. Şimdi bizim Sakarya Kuzu Fabrikası, Kırşehir Kuzu Fabrikası, İlkin, Beykoz Kuzu Fabrikası derken üçüncü geldiğimiz noktada, üçüncü bizden ayrı işletme Adana'ya baktığımızda buraya gelenler ayrı bir güzelleşmiş, buraya girenler ayrı bir tatlılaşmış. Hakikaten Adana'nın havası yaramış derler ya, aynen öyle olmuş. Çiftleşme bölmemizi alalım, bir tane örnek bir çiftleşme bölmesi. Burası tabii çiftleşmelerin de kontrollü yapıldığı, hayvanların onlar için atanan koçlarla çiftleşmek suretiyle soy kütüğü kayıtlarını devamlı tuttuğumuz, böylelikle akrabalı yetiştirme dediğimiz, verimde düşüşe neden olacak ıslahla ilgili problemleri de bertaraf ettiğimiz sistemleri basit, keyifli hale getiriyoruz. Hem hayvan için basit hale getiriyoruz, hem çalışanların hayvandan alacağı verimle ilgili keyifli bir hale getiriyoruz. Böyle çiftleşme bölmelerimiz var. Çalışan çalışma eforunu, iş eforunu ne kadar azaltırsak, ne kadar hayvanla uğraşacak kol gücü ihtiyacı azalırsa, o kadar huzurlu da bir işletme oluyor hocam. Değil aynen mi? Öyle. Hem koyunlar için hem işletme sahibi için. En önemlisi sistematik üretim. İşte biz beyaz yakalıları yeşil yakalılara dönüştürüyoruz dedik. Bu keyifli yaşama aslında çekiyoruz. Burada çiftleşmeleri tamamlanmış. Arkaları da yeşile boyanmış hocam. Yani yeşil yakalı işletme sahiplerinin koyunların arkası da yeşile boyanmış. Demek ki işler yolunda. Şimdi burada hem veri görsel olarak hem sisteme aktarılması olarak ciddi önem arz ediyor. Burada bu sürüye geldiğimiz zaman çiftleşmesi tamamlanmış, ikinci sikliste de çiftleşmesi tamamlanmış hayvanlar gebeliklerinin tayin edileceği zaman olan 45. günü bekliyorlar. Baktığınız zaman çiftleşme boyası alan, yeşil ve kırmızı boyaları alanlar iki ayrı siklüsteki çiftleşmeler. Bu hem görsel olarak veriyi takip etmenizi, hem Saytart'ta bu sistem olarak koyunun koçla ne zaman çiftleştiğini, gün hatta saat olarak kaydı anlamında bizim için çok önemli bir veri. Hayvanlar kendilerine ayrılan bölmelerde barındırılıyor. Neden barındırılıyor? Çünkü biz hayvanlarımızın işletmelerde hepsini her gün aynı miktarda ve aynı çeşit yemle beslemiyoruz. Bize bazen eleştiri yapıyorlar. Bahadır Bey, kapalı koyun bakılır mı? O maliyetlere can dayanır mı? Kapalı koyun bakılır mı? Koyunu tanımakla, besleme ihtiyaçlarıyla, yem ihtiyaçlarıyla, yemleme sıklıklarıyla, yemliklerde bakın tasarımlarımıza dikkat edecek olursanız, yemliklerdeki tasarımlar hayvanların tükettiği yeme göre aralıklar hesaplanıyor. Yani özetle burada çok ciddi bir mühendislik konuşuyor, ciddi bir mühendislik çalışıyor. Tabii bu mühendisi disipline eden de yazılım ve donanımın entegrasyonu. Katkısı var elbette. Evet. Bir yöntem var burada. 11 bölmeli işletmeler, tüm kuzu fabrikası işletmeleri. 8'inde hayvan var. Her birinin farklı fizyolojik dönemi var. Kurudaki çiftleşme bölmesi ayrı. Ultrason bekleyenler ayrı. Gebelik ilk dönem, gebelik son dönem, kuzulu koyun, doğumhane. Bunların hepsinin yemleme stratejisi farklı. Biz burada hepsinin önüne bir yem atıp bunu beslenmelerini beklemiyoruz. Bu işte optimize ediyoruz. Tabii ki maliyet önemli. Ama bizim için daha önemlisi verim. Verim için de tam ihtiyaç kadar ihtiyacı kadar malzemeyi önlerine koymamız lazım. Daha fazlası değil. İç yağlanmayla birlikte diğer problemler değil mi hocam? Üreme verimini etkileyen negatif anlamda daha fazla beslemek iyi değil. Daha az beslemek iyi değil. Tam ihtiyaçları kadar önlerine koyarak biz de maliyetlerimizi yöneteceğimiz şekilde bu işi optimize ediyoruz. Biliyor artık izleyenlerimiz zaten. Burada farklı bölmeleri görüyorsunuz. Her birinin besli ihtiyaçları farklı. Şimdi her zaman diyoruz ki verim hedef konulduğu zaman, yani hedef tahtasına verimi yazdığınız zaman o verimi 12'den vurabilmeniz için genetik, yani
çalıştığınız hayvanın genetik kapasitesi çok önemli. Bunu mermi olarak düşünün. Mermiyi silahın ağzına verdiniz. Zaten üstün genetik kapasiteli hayvanla çalışmak zorundasınız. Verim hedefini 12'den vurmak için. Ama tetiği çekmedeki tercihler o hedefi tutturmanızla alakalı. Biz burada doğru genetiği alıyoruz. Ama tetiği çekerken bunun içine veriyi, bunun içine sistematik üretimi, bunun içine yapay zekayı, bunun içine insana dayalı değil, sisteme, veriye dayalı yöntemle tetiği çektiğimizde 12'den vuruyoruz hedefi. Şimdi burası başlangıç aşaması bir işletme. 150 başlık bir işletme Adana'da. Bir işletme müdürü var. Üniversite mezunu kendisi ve bu işi sistematik veriye dayalı yapmak amaçlı zaten koyunculuğa girdi. Bizlerle birlikte bir bayimiz olarak çalışıyor. Bir bakıcısı var bu işletmenin. Bir bayan bakıcı var. Onun açısından hani bugün Saytart işlemlerini yaparken işte Yeter abla nasıl dedim buradaki durum. Nasıl kolay mı dedim. Vallahi siz varsınız diye şu anda hayvanlar biraz tedirgin. Siz yokken teker teker tıkır tıkır geçiyorlar ve işlemleri yapıyoruz dedi. Şimdi kol gücü diyoruz ya. Hani kol gücü de ne kadar aslında koyunculuk işletmesinde asgari kullanılıyor. Evet. Güçlü tabii bir ablamız, Yeter ablamız bu işletmenin bakıcısı. Hı-hı. Ama günün sonunda 150 başlık bir işletme çok rahat kotarıyor. Yani biz diyoruz ya hani iki bakıcı olmalı. Burada aynı zamanda narenciye bahçeleri olan, narenciye üretim yapan bir yatırımcımız burada. Orada çalışan eşi o kısımda çalışıyor. Kendisi bu kısımda çalışıyor. Evet. Ünal ise bizim buradaki işletmecimiz de tableti kullanarak ekipmanı, veri girişini de denetleyecek şekilde destek oluyor buradaki operasyonu ve gayet aslında çok asgari bir iş gücüyle doğru. Gayet bildiğiniz tüm operasyon kusursuz işliyor. Bizim hedefimiz bu. Bu ne demek? 60 dönüm tarla var burada. Farklı tarımsal amaçlı kullandıkları. Oraya doğru yavaş yavaş bu işi böyle daha küçük ölçekte pratik ettikçe, daha az işçilikle verimi aldıklarını gördükçe ki ilk verim değerlerini de aldık. Evet. %70'lerde ikizliğimiz daha ilk gelmiş olmasına rağmen. Doğru. Değil mi? Çok güzel hani Adana sıcağını atlattığımız bir yazdan çıktık. Daha yeni Adana'nın hayvan geldi. Adana'nın sıcağını düşündüğünüz geldi. Zaman çok evet. Verim özelliklerimiz kendini göstermeye başladı. Dolayısıyla da gelecek projeksiyonu çizmek, oradaki fizibiliteye bakarak biz bunu bu ölçekte öğrendik, anladık. Bu işçilikle ve bu verimle bu iş karlı, bu işi büyütelim demeye şimdiden başlamışlar. Aynen öyle. Tabii kuzu fabrikasında ölçeğiniz ne olursa olsun sistematik üretimdeki akıllı tasarım dediğimiz, akıllı mimari tasarım dediğimiz tasarım burada da kendini gösteriyor. Tabii. Mesela bakın burası bizim kuzularımızın krepte büyütme bölmesi. Krepte büyütme bölmesinde olmazsa olmaz sınırsız yemlememiz var burada. Tabii bu krep geçişleri çok önemli. Krep geçişleri bütün kuzu fabrikaları işletmelerinde bir rutindir. Neden kuzu fabrikaları işletmelerinde bu bir rutin? Çünkü bizim kuzularımız hızlı büyüyor ve gelişiyor arkadaşlar. Hızlı büyüyen ve gelişen kuzuların burada onlara özel olarak üretilen, bakın bunların büyüklüğü de kuzunun tüketimine uygun olarak ayarlanmış kuzu fabrikasının özel üretim kuzu başlangıç yemimiz. Kuzularımız buradan yaklaşık bir hafta 10 günlük yaşta olduktan sonra geliyorlar. Bu özel krepte büyütme dediğimiz ünitelerden yemlerini yiyerek tabii ki hızlı büyüme ve gelişmelerini ancak uygun tasarımla, doğru yemleme stratejileriyle, doğru yem kaynaklarına yapıyoruz. Burada kuzulu koyunlarımızı görüyoruz. Tabii biz yeni başlayan işletmeleri her zaman bizden talep edilen bana 100 tane gebe koyun şeklinde değil, onların bu sürece geçişlerini kolaylaştıracak, bu sürece geçişlerini şöyle kaymak gibi yapacak, korkutmayacak onları, baş edebilecekleri kompozisyonda tabii sürülerle kuruyoruz. Burada doğumunu tamamlayan yaklaşık 10-15 tane koyun yeni başlayan ve küçük ölçekli bir işletme için ilk turu, ilk acemiliği atmasında çok önemli. Kuzuların olduğu kısım için kuzular, bir tokluların olduğu ilk çiftleşme programına girecek 7-8 aylıklar için ayrı bir bölme. Yaklaşık olarak ilk verdiğimiz çekirdek sürü profilinin %60'ını daha genç hayvanlar oluşturuyor. Evet. Bunu da verirken de iki taksitte genelde veriyoruz, iki seferde. Araya da 3 ay koyuyoruz. Neden? O 3 ay çok kritik. O ilk toklular çiftleşme programına girdikten sonra bir diğer bölmeye geçerken, ilk gelen kuzular 3-4 ay sonra
çiftleşme programına girerken bir sonraki gelen grup o boşalan bölmeleri dolduruyor. Dolayısıyla da aynı sürü profilini iki defa verdiğimiz zaman ve araya 3 ay koyduğumuz zaman 2 ayda bir, 3 ayda bir çiftleşme ve kuzulama yapan bu işletmelerde bölmeleri en optimum bir şekilde doldurmuş oluyoruz. Burada koyun hareketi var, hayvan hareketi var. Bölmeden bölmeye geçiyor. Bizim diğer bütün programlarımızı izleyen değerli takipçilerimiz iyi bilirler. Bizde hayvan hareketiyle bir üretim bandı var burada. Seri üretim bandı var. Hocam muamele alanına doğru gidelim mi? Şurayı hemen söyleyelim gitmeden. Burası bizim yine olmazsa olmaz kuzu fabrikaları işletmelerindeki doğum sonrası yeni doğan ünitesi. Anne ve kuzunun birbirine alıştığı, her zaman tabanının, zemininin temiz tutulduğu, hijyen kaidelerinin %100 tatbik edildiği, kuzu ve annelerin birbirine alıştığı dönem. Yani yöntem bütün kuzu fabrikalarında aynı. Evet. Ölçek değişebiliyor. İçerideki mantıksal tasarım, bölmelerin yapısı hepsinde aynı. Hepsinde şu tarafa muamele alanına gidelim. Bizim için önemli bir alan orası. İşlemler orada yapılıyor.